kaybeden tarafta yer aldık cümlesini doğru bulmuyorum. Yani herhangi bir aday seçime girebilmesi için 85 delegenin oyunu almak zorunda. Yani bu tarzdaki haberler gerçekten bana göre çok makul gelmedi. Bir de şöyle bir durum var yani, o zaman milletvekilimiz Sayın Mehmet Baykan da Mehmet Büyükekşi tarafından divana aday gösterildi. Yayını büyük ihtimalle izlemişsinizdir. Murat Sancak da İbrahim Başkan tarafından divana aday gösterildi. Mehmet Baykan divan oylamasını %75 çoğunluğun oyunu alarak kazandı. Ama günün sonunda seçimleri İbrahim Başkan kazandı. Yani burada bizim Kulüpler Birliği'nde aldığımız ortak kararda çoklu bir federasyon seçimi olsundu. Herkes gerekirse 3 başkan adayı olacaksa 3-5 başkan adayını içeriye koyacak kadar imzaları verelim tarafındaydık. Şimdi bizim için federasyonda kazanan kaybeden diye de bir şey yok. Ben federasyon seçimleri başladığı andan son anına kadar oradaydım. Kazanan başkanı tebrik ettik. Zaten bizde kazanan kim bilmiyorum, yani bu olay biraz böyle siyasi tarafa çekiliyormuş gibi ama kim hangi kimi destekliyor o bile belli değil. Ama burada dediğimiz gibi işte Sivas Spor'un başkanı orada ikinci adam gözüken. Mecnun Başkan'ı da çok eski yıllardan beri tanışırız. Ona kendi içimizde de bazı, işte Adem Başkan delegelerinden bir tanesiydi. Hiçbirisine şuraya oy verin demedim. Dinleyin adayları. Bakın dedim, yani bizim oradaki imzamızın temel amacı, ben orada sadece bir kişinin tarafında durabilirim. Hemşehrimizin tarafında durabilirim. Mehmet Baykan. Mehmet Baykan değil, orada hangi hemşerim olsa, kim olursa olsun fark etmez. Ben zaten otele girişte bütün kulüp başkanlarının önünde divan başkanlığı imzasını Mehmet Baykan'a kendi hemşerime vereceğim diye verdim zaten. Mehmet Baykan hangi tarafın adayı olsaydı divanda, her türlü Mehmet abiye zaten oy verecektik. Rakamlar konuşmak istemiyorum ama kulübün yaklaşık 165 milyon lira vergi borcu var ve %54 faizle her gün çalışıyor bu borç. Şimdi loca diyorsunuz, biz eski yönetici arkadaşlarımızın da borçlarını bir an önce ödemek istiyoruz aslında. Yani biliyoruz, belki onlar da mağdur olur ama kulübün öncelikleri var. Atıyorum localardan işte bir eski yönetici arkadaşımızın ismini görüyorum. İşte loca istedi, o locayı borcundan mahsup ettik. Yenine biraz ilave reklam verdik. İçerideki alacağının %80'ini ödemiş olduk. Hatta başkanımıza söyledik, başkanım eğer eski yöneticilerden loca, kombine, reklam alanlarına girecekleri bu tarzda bir model yapalım da en azından bu borçlar bir ödenme kanalı yakalansın diye. Talep edenleri de zaten böyle yapıyoruz. Bir yandan dediğim gibi bu locaların tamamı da gelir kaydetmiyor işte. Tümo sana bir loca veriyorsun. İşte MEDAŞ'a bir loca ayırmışsın. Belediyelerimize ayırdığımız localar var. Yani bunların tamamı da tamam inşallah olur ama. İşte dedim ya, başkanla gittik görüştük baktık gecikiyor, olmayacak gibi. Bir de maliyetleri, biraz ülkenin ekonomik şartları da var. Şimdi tutup da buraya bir bütçe belki de ayırmakta zorlanmıştır belediyemiz. Ona da bir şey demiyoruz. Abi şu an şöyle, bizim için kulübün şu an en acil işi vergi borcunun ödenmesi. Bak ne diyorum, aylık %54 faizle o borç her gün yükseliyor. Spor Toto'da bir 15 milyon uzun zamandan beri alamadığımız bir para vardı. Vergi borcu yoktur yazısı veremiyoruz diye alamıyorduk. Sağ olsun şimdi İbrahim Başkanımız salona giriş yaptı. Çok yoğun uğraşlar sonucu o 15 milyon lirayı vergi borcumuzdan dün itibariyle mahsup ettirdik yani. Ha, bunun bir katkısı var mı? Yok, sadece borç bir 15 milyon azaldı ama bu borç her gün 200 küsür bin lira yükseliyor ödemediğiniz sürece. Yani elimize bir toplu para gelmiyor. Yani dışarıdan bir kaynak bu vergi borcunu bir şekilde ödememiz gerekiyor. Yani yapılandırılmış söylüyorum. Yapılandırılmış borcun haricinde bir vergiden bahsediyorum ben. Yapılandırılmış borcu ödemeye devam ediyoruz. Biz devraldığımızda bir borç vardı. Belli bir zaman ödedik ama son 3-4 ay biz de ödeyemedik o vergiyi ekonomik sıkıntılardan dolayı. Haliyle bu borç her gün faizle işleyip duruyor bu borcu. Yani ayda 5 milyonun üstünde bu vergi borcunun faizi var. Ve resmi kurumlarla bir anlaşma yapıyoruz. Hepsi vergi yoktur, borcu yazısı istiyor. Haftada 3 gün vergi dairesinin defterlerinin önüne gidiyoruz. Şundan bir çözüm yolu bulabilir miyiz diye ama sağ olsun milletvekillerimiz bakanlık nezdinde uğraşıyorlar.
Şimdi yapılandırma için biz bir 36 ayda yapılandırın, biz ödeyelim diyoruz. Ama taleplerimiz var. İşte faizsiz yapılandırın, faizi silin. Faizi silmiyorsanız bile yapılandırma sürecinden sonra faiz çalışmasın. Adem Bulut grubunda. Ayrıca salonda diğer yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız da işler oldu. Yusuf Yunus Derebağ abimiz görevi bana devretti. Kısaca Yunus Başkanımıza da buradan teşekkür ediyoruz. Emeğine sağlık.